Merhaba. Peça kuça nedir biliyor musunuz? Peça kuça, tekrarlıyorum. Sanıyorum çoğunuz duymadı ama tekrarlıyorum. Peça kuça. Ne demek? Bilmediniz. Bilenler var. Çene çalma demek. Ben şimdi çene çalacağım. Kimle çene çalacağım? Bu işin uzmanıyla çene çalacağım. Peça kuça nedir diye kime soracağım? Hasan Cenk Dereli'ye soracağım. Hasan Cenk Dereli aynı zamanda mimar, İTÜ mezunu ve çok, İzmir için çok önemli tasarımları da var. Belki biraz sonra kalır sonra. Önce peça kuça, çene çalma. Nedir sevgili Hasan? Peça kuça aslında Japonca bir kelime. Çene çalmak demek ama bir yandan dedikodu yapmak da gibi bir şey bu. Peça kuça, peça kuça sesinin tekrarının aslında kelimeye dönüşmüş hali, yani yansımayla oluşmuş bir kelime. Bu bir etkinlik aslında. Tokyo'da başlamış olan bir etkinlik. Bir mimarlık firması, Klein Dighton, iki ortaklı bir mimar firması. Evet. Onların başlattığı bir etkinlik. Daha çok genç tasarımcılara, ilk defa projelerini anlatmak fırsatı bulacak olan insanlara bir ortam sağlamak amacıyla başlamış. Ama bilirsiniz, yani adından da anlaşılacak, çene çalmak deyiminden mimara çok fazla konuşurlar. Yani ben de mimarım ve biliyorum ki konuşuyoruz yani. Onlar da bir zaman sınırlaması koymuşlar. 20 resimde her birine 20 saniye ayırarak bir anlatı yapacaksın. 6 dakika 40 saniyede yaptığın yaratıcı işi, ilham verici projeyi ya da bir yerde tespit ettiğin şeyi paylaşacaksın. Esas mesele de bu. Yani 20 resim, 20 saniye ve yaratıcı bir paylaşım. Ben de Peça Kuça'yı Klein Dighton'un Tokyo'daki bir ofisin izniyle İzmir'de organize ediyorum. Kendi markam adına, Nobon markası adına. O da bir tasarım markası. Mimarlık, tasarım, grafik ve yaratıcı fikir üstüne odaklanmış durumda. Böyle yani, bu işin uzmanı mıyım bilmiyorum ama esas uzmanları yaptığımız etkinlikte o işin sunanlar bence. Öyle diye düşünüyorum. Peça Kuça'da benim hoşuma giden bir dedikodu. Dedikodu insanı yaşatır. Dedikodu insana moral verir. Ama dedikodu bazen aile de faciasına neden olabilir. Biz yaşatan kısmından, pembe kısmından bakalım. Peça kuçaya veya dedikoduya. Çene çalalım. Zaten işimiz çene çalmak değil mi? Hani Leyli'nin ömrü lak lak da geçermiş. E şimdi ömrümüz böyle dedikodulu çene çalmakla geçiyor. Yani yaratıcılık yok. Yaratıcılık nerede? İşte Hasan Cenk Dereli ve ekibinde. Bu akşam onların bir etkinliği var. Ve önemli isimler de katılıyor. Bakalım bu etkinliğe katılan isimler kimler? Neler anlatacaklar? Yine Hasan Cenk Dereli'ye, mimar arkadaşımıza soralım. Kimler? Çeşitli firmalar var. Şöyle diyelim aslında. Belki de en temelde şu soruyu sorarak başlamak önemli olur. Benim motivasyonum o çünkü. İzmir'de yaratıcı alanda kimler ne işler yapıyor? Bu kentte hiçbir şey olmuyor mu gerçekten? Şimdi İzmirliler diyecekler ki nereden çıktı canım, İzmir'de işte bir sürü şey oluyor. Ama işte arada dedikodu yaptığımız zaman kendi aramızda biz biliyoruz ki İzmir'de de pek bir şey olmuyor diye konuşuyoruz kendi aramızda. Ama oluyor. Daha doğrusu ben oluyor mu diye sorup bu insanları bulmak için yola çıktım açıkçası. Mesela Anane adında firması olan Nesli Ceylan olacak bu akşam bizlerle beraber. O özellikle bu coğrafyanın dokularından ve desenlerinden etkilendiği çantalarını ve objelerini paylaşacak. Kendi bir markası var. Erdem Yıldırım bizle beraber olacak. O bir mimar. Kendisi kente farklı bir gözle bakıyor. Aynı zamanda burası içinde projeler üretiyor. Aynı zamanda da bir akademisyen kendisi. O projelerini anlatacak. Koda, Karanlık Oda fotoğraf ekibi bizle beraber olacak. Onlar da hem eğitimler veriyorlar hem sergiler düzenliyorlar. Mihrican Damba bizlerle beraber olacak. O uluslararası bir tasarımcı, bir moda tasarımcısı. Kendi firmasının merkezini Londra ve İzmir olarak tanımlıyor ve bunu öyle paylaşıyor. Kubilay Akdemir var. Kubilay Akdemir tutulma avcısı. Güneş tutulmalarının ve kozmik olayların peşinden dünyayı geziyor. Onun da merkezi burası, İzmir. Ondan sonra başka kimler var? Nilabel markasıyla beraber makaronlar yapan Nilay Yarımoğlu bizlerle beraber. Kaan Bağcı, inanılmaz bir grafik tasarımcı. O da bizle beraber olacak. Ve Vardo tasarım ekibi var. Onlar da çok genç bir tasarım ekibi. Alsancak'ta küçük bir dükkanları var. Objeler tasarlıyorlar, endüstri ürünleri tasarlıyorlar, paket projeleri yapıyorlar. Onlar bizimle beraber olacak. 8 tane sunucumuz var. Bu 8 sunucunun yaratıcı işlerini hep beraber izleyeceğiz. Şimdi izleyeceğiz. Güzel. İzlemek güzel bir şey de bana ne verebilir sizce? Orada ben geldiğim zaman, seyrettiğim zaman ne göreceğim ben orada? Yani benim vizyonum mu genişletecek burada,
Yoksa böyle ben bunları yapamam diye böyle ezgin, böyle ezik bir aileme ayrılacağım. Ne diyorsunuz sevgili Hasan Cenk Yereli? Öncelikle şu, bir kere bu kentte böyle şeyler yapılabildiğini göreceksiniz. En önemli şey o. Sizin de aklınızda buna benzer şeyler varsa bunları yapmak için ilham bulacaksınız belki, motive olacaksınız. Bu insanlarla tanışacaksınız. Belki uzun süreden beri paylaşmak istediğiniz bir fikir var ve o kişilerden bir tanesi bu fikire çok yakın bir üretimde bulunuyor. Onunla yan yana gelip heyecanla, o işten heyecan duyan biriyle beraber bunları konuşma fırsatınız var. Bir de şu bir gerçek, insanlar İzmir'i seviyorlar. Yani İzmirliler İzmir'i seviyor ve onun için bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama şöyle düşünmek lazım, illa İzmir adıyla bir şey yapmak da gerekmiyor bunun için. Herkes kendi yaptığı şeyi yaratıcı ve herkesle paylaşmayı niyetli bir şekilde ürettiği sürece bu zaten İzmir için yapılmış bir şey oluyor. Orada o enerjiyi göreceksiniz ve umuyorum ki acaba başka kimler neler yapıyorlar, ben de birilerini bulsam, birilerini o kendi başına durduğu yerden çıkarsam da herkesle paylaşsam diye belki bana ulaşacaksınız. Ben de onlara bir sonraki Peçakuça etkinliğinde yer vereceğim. Böylece herkesle paylaşmış olacağız. Kentin yaratıcı dinamiğini beraber ortaya çıkaracağız. Bildiğim kadarıyla Peçakuça, yani çene çalma, dedikodu etkinliği daha önce de yapılmıştı. Bu etkinlikte kimler vardı? Nasıl geçti? Bir de onu öğrenelim bakalım. Bu etkinlikte de yine 8 ayrı sunucumuz vardı. Yine fotoğraf, müzik, mimarlık, moda tasarımı, grafik tasarım alanından kentte, burada yerleşik, burada işler üretip, burada bunları paylaşan insanlar vardı. Yine benzer bir şekilde devam ediyor etkinliğin kendi geri kalanında. Bundan sonra da ben aslında şöyle tanımlıyorum. Yaratıcı alan dediğimiz zaman ya da yaratıcı sektörler, endüstriler diye konuşmaya başladığımız zaman tasarım, mimarlık, film, reklamcılık sektörü, grafik, hemen ilk akla gelen şeyler. Tabii ki sanat da bunun bir parçası. Ama tabii İzmir özelinde konuştuğumuz zaman aslında arkeoloji de bunun bir parçası. Tıp kendisi, bu bilgisinin üretilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi açısından da bunun bir parçası. Ve buna dair üretimlerde bulunanlar da var. Şimdi biraz daha moda, tasarım, mimarlık, grafik, yemek ekseninde gidiyor sunucularımız. Ama daha ilerleyen zamanlarda çok daha farklı sektörlerden, hatta işte yazar, oyuncu, dansçı karakterinde kişiler de olacak. Diyorsunuz. Evet. Şimdi bir anım aklıma geldi. Çağan Irmak var. Ünlü bir yönetmen. Çağan Irmak'ta yıllarca önce beraber çalışmıştık. Daha doğrusu okulu bitirdikten sonra yanımıza gelmişti. Suha Baykal'la beraber. Ondan sonra askere gitti. Böyle. Bana nasılım ben dedi. Ben senin, sen dedim adam olmazsın kardeşim dedim. Adam Türkiye'nin bir numaralı şey oldu. Yani buradan adam çok çıkıyor. İzmir'den çok çıkıyor. Herhalde bu etkinliğe katılanlar da çok çıkacaktır. Şimdi süremiz doldu. Ne yapıyoruz biz? Sevgili Hasan Cenk Deril'le birlikte el sallayarak ağız mı atıyoruz? Ağız mı aldık?